Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, konut fiyatlarının olağan dışı artışlarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldığını duyurdu. Bakan Nebati, fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz, gereken neyse yapıyoruz, yapacağız dedi. Konut sektöründe fiyat artışına neden olan etkenler tek tek inceleniyor. Gayrimenkul sektörü mercek altında. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, konut fiyatlarının olağan dışı artışlarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldığını duyurdu. Bakan Nebati, fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız dedi. Mali, finansal, tapu ve emlak ilan site verilerinin incelendiğini, analiz ve değerlendirme çalışmalarının kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Bu kapsamda ilan siteleri vasıtasıyla gayrimenkul sektöründe fiyat artışı ve enflasyona sebep olan etkenler belirleniyor. Konutlarda suni fiyat artışıyla arz talep dengesini bozanlar yakın markaja alındı. Enflasyona sebep vererek piyasayı olumsuz etkileyen, konut satışında elde ettiği geliri doğru beyan etmeyen kişiler ve firmalar tespit ediliyor. Vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlemler başlatılacak. Konut satışlarının yanı sıra emlakçılar da inceleme altında. Gayrimenkul ilanı veren emlakçılara yönelik tespitlerin yapılmasının ardından saha denetimlerine de başlanılıyor. Çalışmalar neticesinde konut satışlarından elde ettiği gelirini beyan dışı bırakan veya eksik beyanda bulunan vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen şahıs ve firmaların tespiti de gerçekleştirildi. Efendim, şimdi bu konuyu değerlendireceğiz. Konuğumuz var. Konuğumuz gayrimenkul uzmanı Ufuk Tetik. Sayın Tetik, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz, gereken neyse yapıyoruz, yapacağız dedi. Nasıl bir işlem yapılabilir? Böyle başlayalım isterseniz. Tabii ki Kaan Bey. Şimdi öncelikle Bakan Bey'in açıklamalarından şunu çıkartıyoruz. Özellikle ikinci el satışları ile ilgili olarak bir denetim olacağını öngörüyoruz. Bu konuyla ilgili zaten geçmiş aylarda şöyle bir hamle yapıldı ve yerinde bir hamle yapıldı Kaan Bey. Öncelikle gayrimenkul sektöründe sektörün 1/4'lük kısmı ikinci el konut satışlarında gerçekleşir. İkinci el konut satışlarında da maalesef yıllardır yaşanan şöyle bir durum söz konusu. Örneğin farazi 5 milyon TL'ye aldığınız bir daire için tapuya gittiğinizde tapu bedelini 1 milyon gösterirsiniz. Gösteriliyor daha doğrusu. Böyle bu durum ikinci el gayrimenkul sektöründe çok yaşanan, sıklıkla karşımıza çıkan bir durum. Burada tabii ki devletin bu noktada bir vergisel kaybı söz konusu. Aynı zamanda denetlenemeyen ve kayıt altına alınamayan bir kazanç durumu söz konusuydu. Devlet bu noktada özellikle dijital platformlarda, yani internet üzerinden yapılan gayrimenkul sitelerinde, ilan verilen gayrimenkul sitelerinde bir denetime gitti. Bu denetimle hatta on binlerce ilan yayından kaldırıldı. Ne oldu? Dedik ki tapu bedeli neyse satış bedeli de aynı olacak. Siz kendinize göre şey yapamazsınız. İlanda 5 milyon gösterip tapu da 1 milyon olarak görüntüleyemezsiniz şeklinde bir uygulamayla denetim yapacağını ilan etti. Şu anda bu denetimin meyvelerini almak üzerine bir durum, bir sürece girdik. Çok özür dilerim. Benim ekranda gözüküyor muyum? Kusura bakmayın. Bir... Tabii ki, tabii ki. Lütfen devam edin. Tamam. Özür dilerim. Bir an kendimi göremediğim için duraksadım. Şimdi hal böyle olunca da biz yakın dönemde bunun nasıl bir refleksle karşılaşacağımızı görüyor olacağız. Gayrimenkul fiyatlarında sizinle de daha önce yaptığımız yayınlarda artışlardan bahsetmiştik. Olağan dışı yüksek artışlardan bahsetmiştik. Bunun birinci el konut fiyatlarında maliyetleri refere ederek müteahhit firmaları kendini açıklayabilecekleri alanlar var. Ama 5 yıl önce, 10 yıl önce yapılmış binalarda aynı durum söz konusu değil. Burada maalesef yaşanan fahiş fiyat artışının karşılığı olarak kötü niyetli kişilerin ederinden çok fazla yüksek fiyatlarla gayrimenkullerini satışa çıkarttığını görüyorduk. Kiralamalar için de aynı durum söz konusuydu. Evet. En azından kiralamalar konusunda %25 ile sınırlanan, bir yıla kadar sınırlanan bir durumla karşı karşıyayız. 2023'e kadar kira artış oranları TÜFE oranının dışına çıkartılarak %25 ile sınırlandırılmıştı.
Bu yapılan hamleyle de en azından böyle gayri resmi, gayri ciddi fiyatların önüne geçilebileceğini öngörüyoruz. Evet, şimdi Ufuk Bey, sizinle devam edeceğim fakat aynı zamanda bir konuğumuz daha var. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan bizlerle birlikte. Sayın Akdoğan, hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk Kaan Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi Ufuk Bey aslında bir değerlendirmede bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamaları doğrultusunda. Fiyat artışlarını yakından takip ediyoruz. Gereken neyse yapıyoruz ve yapacağız dedi. Size de aynı soruyu sormak istiyorum. Nasıl bir işlemden bahsediyoruz? Yani nasıl bir işlem yapılabilir? Bir de aynı zamanda artık yani gerçekten çok uçuk rakamlar konuşulmaya başlandı. Bu fiyatlar normal seviyelere döner mi? Yani düşürür mü bu çalışmalar? Evet. Kaan Bey, fiyatlar çok ciddi miktarda, fahiş miktarda arttı ve bununla ilgili devlet tarafında, ilgili bakanlıklar tarafından çeşitli adımlar atılıyor. Fakat burada küçük bir şeyin altını çizip devam etmek istiyorum. Şimdi haberlere yansıması bazen kafaları karıştırılabiliyor. Sanki şu anda işte bu piyasayı yükseltenler, ev sahipleri ve bu fahiş artışların sebebi emlakçılar gibi. Bakın hani bu çok yanlış bir algı Kaan Bey. Bunun altını çizeyim. 2016-2019 yıllar arasında ülkemizde gayrimenkul fiyatları çok uygundu. Emlakçılar hani o zaman güçleri yetseydi o zaman da artırabilirlerdi. Yani ve ev sahiplerinde bakın fiyatı piyasa koşulları belirler. İlk önce bunun altını çizelim. Yani bunu şunu söylemek istiyorum. Şu an günah keçisi ne ev sahipleri ne de emlakçılar. Şu anki sorunun kaynağında enflasyon var, arz talep dengesindeki bozulma var ve inşaat maliyetlerindeki artış var. Elbette ki ilgili bakanlıkların bunlarla ilgili çözüm arayışları gayet normal ve bu yönde de çözüm yönünde de adımların atılmasını da doğru buluyoruz. Bunların altını çizerek ilerlemek istiyorum. Şimdi BDDK tarafında bir zaten uygulama yapıldı Kaan Bey. Yani konut kredilerinde bir düzenleme getirildi ve orada bir talep düşürüldü. Yani konut almak isteyenlerin daha çok nakitle alabiliyorlar şu anda. Yani nakit parası olanlar alabiliyorlar. Ama bunun dışında bir krediyle ev almak istediğinizde gerçekten şu an konut edinimi krediyle zorlaştı. Bu da talepte ister istemez bir düşüşe sebebiyet verdi ve bununla beraber de bir fiyatta da böyle bir rahatlama, nasıl diyelim ki fiyatlarda hafif bir geri çekilme var. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Yine bunun yanı sıra yatırımcıların da şu anki fiyatların gelmiş olduğu nokta yatırımcılar tarafından da zirve gibi gözüküyor olabilir. Onlar öyle düşünüyorlar. Veya zaten normal vatandaşta da alım gücüne baktığımızda bu talebin bundan sonraki süreçte her ne kadar fiyatlar enflasyonun etkisiyle artsa bile alım gücü tarafında karşılık bulup bulunmayacağı da büyük bir soru işareti. Ama burada tabii ki bakanımızın açıklamalarını ben de dinledim. Hani burada bazı regülasyonlar yapılıyor. İlan portalları tarafından bazı denetimler yapılıyor. Evet, bizce de bu denetimlerin yapılması gerekir, sıklaşması gerekir. Ama burada da şöyle bir sorun var Kaan Bey. Şimdi vatandaşlarımız biraz önce Ufuk Bey teknik olarak anlattığında vatandaşlarımız 2 milyonu aldığı konutu tapuda 500 bin TL olarak göstermiş. Tapu harcını yüksek, yani yüksek tapu harcı ödemeyeyim diye 500 bin göstermiş. Şimdi biz buna benzer birçok örnek var. Aslında birçoğu belediye raiç fiyatları dediğimiz raiç fiyatlar üzerinden bu konutları aldıkları gerçek bedeller üzerinden değil de o bedeller üzerinden gösterip bu tapuları aldılar. Şimdi biz burada birebir neye aldıysan neye sattıysan birebir göster dediğimizde piyasada bir sıkışma oluyor. Çünkü bu sefer burada çok ciddi tapu harçlarla ilgili bir problem oluşuyor. Burada çok ciddi bir gelir kazanç artış vergisi doğuyor. Vatandaşlar da şu anda bu evet. Çıkmazdalar. Yani piyasalarda şu an bu çıkmazdalar. Öncesinde buraya bir düzenleme getirerek belki bir kereye mahsus bir beyan affı olabilir. Belki burada hani bundan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız gidip kendi konutunun gerçek değerini beyan edip bununla ilgili de gerekli harç ne kadarsa ödeyip en azından bununla ilgili beyanını da verip bu sorunu açtıktan sonra her şeyin ilan portalında olduğu gibi, tapu dairesinde olduğu gibi, emlakçıda olduğu gibi birebir olmasını biz de istiyoruz. Piyasalar da istiyor. Doğru olan bu. Zaten şeffaf olması ve bütün alışverişin gerçek satış fiyatları üzerinden ilerlemesini
tüm gayrimenkul sektörünün paydaşları istiyor. Çünkü o zaman öbür türlü de burada bir kayıt dışı oluşuyor. Öbür türlü burada bir ister istemez hani tapunun dışında bir para alışverişi, riskli bir alışverişe de dönebiliyor bu işlemler. O yüzden biz de bu regülasyonları destekliyoruz ama dediğim gibi hani bu konuda bir öncelikle bu tarafta da yani gerçekten bu konutların değeriyle ilgili bir beyan affı olabilir veya farklı bir şey olabilir. Bir kereye mahsus bunun getirilmesinde fayda var. Sonrasında hiç kimse buna artık girişemez ya da hiç kimse böyle bir işe girdiğinde cezası neyse çekeceğini bileceği için ona göre uygun adımlar atar. Hepimiz bu düzenlemelere de uymak durumundayız. Yine bunun yanı sıra bakın emlak ilan portallarına Kaan Bey bir düzenleme getirildi. Ve bu düzenlemeyle beraber görüyoruz ki hani hatırlarsanız taşınmaz ticareti yönetmeliği çıktı. Taşınmaz ticareti yönetmeliğine göre de taşınmaz ticareti yetki belgesini olan emlak işletmeleri sadece ilan portallarına üye olabilecekler. Diğerleri olamayacaktı. Ama geçmişten üye olanlar hala üyeliklerini devam ettirip buralarda ilan verebiliyorlar. Lütfen bunun da engellenmesi gerekir. Yine Kaan Bey halen daha hani az önce bakanımız diyor ya fiyatları manipüle edenler tespit ediliyor. Bakın biz bu ilan portallarında, emlak ilan sitelerinde kendisini bir mülkün sahibi gibi tanıtıp ilan verenlere karşı da bir regülasyon başlatmamız gerekir. Bir düzenleme olması gerekir. Bunların ilan verememesi gerekir. Evet, bu konuda yani, bu konuda çalışmalar kapsamına alınması gerektiğini belirtiyorsunuz ve aynı zamanda yani sahte ilanlardan bahsediyorsunuz galiba, değil mi? Yanlış anlamadıysam. Evet. Şimdi izniniz olursa zaten buradanlar en çok da sahte ilanlar. İzniniz olursa şimdi bu konudan yine devam etmenizi isteyeceğim fakat Ufuk Bey'e de söz vermek istiyorum. Çünkü bu noktada açıklamada emlakçılara yönelik de bir incelemenin başlatıldığı belirtilmişti. Ufuk Bey, sizce konut fiyatlarında bir spekülasyon mu söz konusu? Konut fiyatlarında bir spekülasyon muhakkak ki şu son bir yılda Türkiye genelinde yaşanılan enflasyonist ortamdan dolayı suistimal edilebilen sektörlerden bir tanesi. Ama Kaan Bey ben şöyle bir basit bir istatistik vereyim size. Tabii. Ben şu anda bir inşaat projesinden size canlı yayında bağlanıyorum. Canlı yayına bağlanmadan önce de inşaat şantiye müdürüne şunu söyledim. 6 ay önce 1 metreküp betonu ne kadar alıyordunuz? Şu anda 1 metreküp betonu ne kadar alıyorsunuz? 6 ay önce 1 metreküp betonu 400 TL'ye alıyordu içinde bulunduğum inşaat firması. Şu anda 1 metreküp betonu 1300 TL'ye alıyor. Şimdi yani bir maliyette TÜİK biliyorsunuz şöyle bir veri açıklamıştı. Bir yıl önceki inşaat maliyetleriyle bu yılki inşaat maliyetleri arasında %106'lık bir fark var. Ama realitede maalesef bu %106'lık farkın daha üstünde bir maliyet artışı görüyoruz biz. Hal böyle olunca da müteahhit firma olarak şöyle bir şey düşünüyorsunuz. Ya ben şu anda bir inşaat projesinin 36 ay devam ettiğini düşünün. Büyük bir inşaat projesinin. Maliyetim benim 6 ayda zaten yani en ağır demir ve beton maliyetim %360. Şimdi bir yıl sonra ben inşaatımı yapmaya devam edeceğim. O yüzden bunun bir yıl sonra da bu kadar artacağını öngörmek zorundayım. Bu riski düşünmek zorundayım. Bu sefer 1000 liraya satacağım ürünü ben kendimi emniyete almak için 3000 liraya, 4000 liraya satmaya çalışıyorum. Şimdi bu maalesef hem ekonomik ortamın biraz dengelenmesi, dengesizliği, dalgalanması hem de bazı firmalar tarafından da bunun suistimale uğramasından dolayı biz şu anda gayrimenkul konusunda bir spekülatif fiyat durumu yaşamıyor muyuz? Evet yaşıyoruz. Onu soracaktım. Yani bu da sonuçta tüketicinin fiyat artışından çok daha yüksek bir şekilde, çok daha yüksek bir oranda bir ev almasına ya da bir konut almasına neden olmaz mı? Yani aslında bir tüketiciyi mağdur etmez mi bu noktada? Sizin tabii ki. Şimdi mağduriyeti niye biz, aslında Kaan Bey biz normal piyasa şartlarının söz konusu olsaydı sizinle nasıl bir konuşma yapıyor olacaktık biliyor musunuz? Satılamayan binlerce konut var. Bu konutla ilgili, gayrimenkul sektörüyle ilgili, bu durağanlık ve kriz ortamıyla ilgili neler yapılıyor şeklinde biz bir konuşma seyredecektik. Bu konuşmayı şu anda yapmamamızın tek nedeni biraz önce Hakan Bey'in de belirttiği gibi arz talep dengesizliğidir. Türkiye'de 2016 yılında Türkiye genelinde alınan inşaat ruhsatı adet sayısı 800 bin. Bakın bu rakama çok dikkat edelim. 800 bin inşaat ruhsatı alınmış. Yani köyde bir daire de yapsanız, büyük şehirde 500 dairelik bir projede yapsanız 800 ruhsat alıyorsunuz. Bu sayı 2017'de 400 bin,
2018'de 200 bin, 2019'da 100 binlere düşmüş. 8'de 1 oranında bir düşüş yaşamış gayrimenkul piyasası. 2019'dan sonra borçlanma maliyetlerinin değişmesiyle birlikte bu sayı 200 bine tekrar çıkmış. Biz niye hissetmemişiz bu arada bu krizi? Niye son bir yıldır konuşuyoruz? Çünkü biz o arada dünya ile birlikte bir pandemi sürecine girmişiz. Öğrenciler okullarında yüzde eğitime gitmemişler. Online eğitime gittikleri için evlerinde kalmışlar. İnsanlar evliliklerini ertelemişler. Tayinler durmuş. Böyle olunca da biz aslında gayrimenkul sektöründe 2 yıl önce de öncesinde başlaması gereken bir şeyi, kaotik durumu şu anda konuşuyor olduk. Çünkü şu anda normal, pandeminin etkisi bitti. İnsanlar evlendi, evet. Okullar oldu, tayinler oldu. Arz eksikliğinin getirdiği, çünkü bir gayrimenkul projesinin tamamlanması minimum 3 yıl. Bunun proje kısmı, inşaat kısmı, evet. Teslimat kısmı 3 yıl. O yüzden biz şu anda arz eksikliğinin getirdiği durumdan dolayı insanlar, biliyorsunuz, barınma ihtiyacı, evet. Fizyolojik ihtiyaçlardan bir sonraki ihtiyaçtır. Yani bundan kaçınamayız. Karnımız doyduğu andan itibaren, evet. Barınma yeri arar insanlar. O yüzden de maalesef değerinin üstünde konutlara paralar veriliyor, değerin üzerinde kiralamalar yapılıyor ve bunun doğurduğu mağduriyetler söz konusu oluyor. Ama bunu, evet. Biz kısa vadede 1-2 yıl daha konuşuyor olacağız. Peki, çok teşekkürler Ufuk Bey, çok teşekkürler Hakan Bey yayınımıza katıldığınız için. Tabii Hakan Bey de aslında, siz de Hakan Bey de belirtmişti, arz talep dengesizliğinden kaynaklı olduğunu.